Ne arka arkaya 3G tam videosu mu? Bununla birlikte 4 mü? Jacob Çıl... Batucoy çıldırmış herhalde dediğinizi duyan gibiyim. Evet, çıldırdım. Motivasyondan çıldırdım. Başladığı işi tamamlamayı seven, bin izlenmeye rağmen 68 Batman videosu çeken biri, şimdi mükemmel ilgi gören GTA serisini ardı ardına çekmesin mi? Attığım her video öncekinden iyi performans göstererek 1 bölü 10 oluyor. Bu kanalın genel gidişatı için harika bir haber. Tabii 53 bin izleyicinin sadece 3 bini aktif ama olsun. Halledeceğiz bir şekilde. Ile. GTA San Andreas'te önceki bölümlerde. San Fierro'nun en ünlü pezevengi CJ, San Fierro'nun en ünlü pezevengi CJ yardım için bizi arayıp araca motosikletle eşlik etmemizi ister. Şimdi istediklerini yapalım da bu bölümde göreceğim ben seni CJ. Ayrıca bir süredir görmediğimiz Tempini iş yerimize gelir. Crash ekibi hakkında kötü haberler yapan bir gazeteciyle muhbiri ortadan kaldırmamızı ister. Carl hep ana hikayeden ilerledim. Biraz da oyunun sunduğu diğer görevlere bakayım diyerek sürücü kursunun testlerini geçer. Ardından Berkeley ile savaş halinde olan Zero'nun meşhur 3 görevini yapar. Woozy ise sandığımızdan daha farklı bir adamdır. Kendini Mountain Cloud çocuklarının patronu olarak tanıtan Woozy, benimle geldi işleri şiddete başvurmadan nasıl hallettiğimizi gör diyerek Carl'ı peşine takar ama işler beklendiği gibi gitmez. Bu bölümde ise Angaryaları bir kenara bırakıp direkt Huzi'nin yanına gidiyorum. Bizi Shuk von Rafali ile tanıştırıyor. Kendisi sürekli homurdanan, ne dediği anlaşılmadığı için çevirmen kullanan bir adam. Vietnamlı suç ailesi Danang çocukları Amerika'ya taşınmaya hazırlanıyormuş. Ee, bize ne? Biz ne yapacağız derken Bay Shuk von Rafali havalimanına saklanmış bir paketi almamızı istiyor. Biz daha düne kadar Grove Street'te çete savaşları yapan basit bir adamdık. Ne ara Vietnam ve Çin savaşına dahil olduk hiç anlamadım. Bulduğum ilk araçla havalimanına doğru yola çıkıyorum ve şaşırtmayan bir şekilde yine yağmur yağıyor. Paket bir arabaymış. Benimkini bırakıp ona biniyorum ama Danang çocukları tüm çıkışı kapatıyor. Neden kendilerine böyle bir isim seçmişler acaba diye sormadan edemiyorum. Çünkü her duyduğumda aklıma ilk olarak çocukları geliyor. Mekanla bir ent gibi. Siz ne zaman bir kapıdan çıkmaya çalışsanız hemen bir araç gelip yolu kapatıyor. Bununla da kalmayıp araca ateş açıyor ve peşinizden adam yolluyorlar. Bu oyun GTA 4 veya 5 olsaydı arabadan iner, mükemmel eğimimle hepsini öldürür, rahatça yoluma devam ederdim. Ama söz konusu San Andres olunca korkuyorum. Bu görevin ne yapınca başarısız olacağı belli değil. O yüzden aklımı kullanmadan bana söyleneni harfiyen yapmayı tercih ediyorum. Aracı güvenli bir garaja teslim ettikten sonra görev bitiyor. Bir şey fark ettim, artık para ve silah bir sorun değil. Görevler ikisinden de bol bol veriyor. Hatta havalimanı alacaksın, paranı harcama, 80 bin dolara ihtiyacın olacak dediğinizden beri para biriktiriyorum. Shukfo Rafan Lee elinde Xbox kontrolcüsüyle paşalar gibi oyununu oynuyor. Apartman Danang çocukları tarafından izlendiğinden çıkar çıkmaz suikast girişiminde bulunacaklar. Carl'ın aklına dahiyane bir fikir geliyor. Ben araca bineyim. Arkada onun olduğunu düşündüklerinden takip edecekler. ''Onları buradan uzaklaştırırım, siz de güvenle çıkarsınız.'' diyor. ''Sen niye bu kadar isteklisin canını tehlikeye atmaya? Hayattan bu kadar mı bezdin?'' ''Tamam kankaların sana ihanet ettiği, kardeşin hapiste sabunu düşürmemek için bin takla atıyor, evinden uzaktasın ama değer mi Carl, sana ne?'' ''Tuzak aracına binip peşimde polis ve dağ çocuklarıyla birlikte kırsal bölgelere doğru sürüyorum.'' ''Bu arada hep sol şeritten gittiğim için forza mı oynadın?'' diye sorulmuş ama hayır, hiç oynamadım. Varış noktasına gelince görev daha yeni başlıyor. Adamlar bizi ateş ederken kontrol noktalarından geçiyoruz. Fazla hasar alıp yanımızda durmalarına izin verirsek aracın tuzak olduğunu anlıyorlar ve görev başarısız oluyor. Yardırmanız lazım. Hiç durmayacaksınız. Carl telaşla koşa koşa arabanın bagajını açıyor. Cizi arama yaptıktan sonra telefonunu almamız gerektiğinden kendi imkanlarımızla bir susturucu yapmamız gerekiyor. Sezar diyor ki biraz büyük düşün. Bak bende susturuculu silah var. Al kullan. Cizi <laughs> mekanı kapatmış, başına da iki bodyguard koymuş. Çok fazla GTA videosu yüklediğimden YouTube artık bana sürekli GTA öneriyor. Oyuna başlamadan önce bilmeniz gereken 10 şey, bir takım taktikler vesaire. Bunu da o videolardan birinde gördüm. Göreve başlamadan aracı denize atarsanız, Cizi çıkışta bir pizza motoruna biniyor ve takip etmeniz kolaylaşıyor. Ben de neden olmasın diyerek aracı suya sürükledim. You ain't İçeri girmek için tavan penceresini kullan diyor da normalde olsa şak diye roketman yazar çatıya uçardım. Bu sefer ne yapacağım ne yapacağım diye düşünürken önce binanın etrafında 360 derece dönüyor ardından oyunun ilgimizi çeksin diye turuncuya boyadığı platformu görüyorum. Elimde susturucu tabancam, altımda iç çamaşırımla birlikte çıkıyorum karşısına. Hayatı için yalvarıp vakit kazanmaya çalışırken adamlarına vurun şunu diye emir veriyor. Come on man. Hey, I get it wrong, you know? Daha demin silahımın ucundaydı bu. Ne ara kaçtı? Yine videodan öğrendiğim taktikle adamları es geçip doğrudan çıkışa gidiyorum. Cizi ise yine arabasına doğru koşuyor ama arabası suyun dibinde olduğundan kendi de dalıp boğularak ölüyor. Aha bu da cesedi. Almamız gereken telefon bozulduğundan görev tabii ki başarısız oluyor. İkinci denememde taktik yok. Ben kendi aklımı kullanarak oynayacağım diyerek önce adamları temizliyor sonra peşine düşüyorum. Bu arada önceki bölümde ağız dolusu pe pezevenk Orospu, fahişe derken sansürlemiyordun. Bunda sansürlüyorsun. Neden diye soracak olursanız, o cizi bir özel bölümdü. <gülüyor> <gülüyor> Mobil'e biniyor, biz de takip ediyoruz. İyi bir nişanla tekerini patlattığım için kolayca yakalıyorum. Ve öyle bir eziyorum ki çıkan ses içimi gıcıklatıyor. Böylece Loco Syndicate ekibinin bir üyesi halloldu. Sırada diğerleri var. Buluşma yerini öğrenen Carl doğrudan iskeleye gidiyor. Sezar önceden gitmiş, keskin nişancı tüfeğiyle kendine güzel bir yer tutmuş. Vuzi'nin elemanları da yardıma geliyor. Ekibin kas kuvveti T-Bone Mendez'in adamlarını hallediyoruz ve bizimkiler sonunda teşrif ediyor. Torino helikopterle geldiğinden çatıdaki cesetleri görüp uzaklaşıyor. Burayı uzun bir koridor olarak düşünün. Mendez ve Ryder ise sonda. Adamları öldürü öldüre ilerliyoruz ama devamını halletmemiz için yaklaşmamız gerek. Tez canlı bir şekilde çatıdan atlayarak canımın bir kısmını kaybediyorum. Aralardan bakıyorum belki Mendez'i vururum da katsin girer diye ama yok. Adamı bir türlü göremedim. Herkesi gizli gizli vurarak sadece kaçınılmaz sonu erteledim. Bu sefer efendi gibi merdivenlerden inerek canımı idareli kullandım ve mendezi çalılıkların ardından vurdum. Ryder da kaçma ümidiyle bize el hareketi çekerek sudaki teknelere ilerliyor. Oyun diyor ki denize atla, Ryder'ın peşinden yüz. E ben salak mıyım? Tüfeğim varken neden adamı kovalayayım ki? Açtım dürbünü, iki mermide Rider'a sıktım. Muhtemelen botlarla uzunca bir kovalamacı yaşayacağımız bu görevi aklımı kullanarak saniyeler içinde tamamladım. İşte kutunun dışında düşünmek böyle bir şey. Toreno çatıdaki cesetleri görüp kaçtığından onu hala öldüremedik. Woozy sağ olsun bizim için istihbaratı almış, şehir merkezindeki pistte olduğunu öğrenmiş. Yine yağmurlu, yine fırtınalı bir günde piste gelip güvenliği hallederken San Fierro'nun çılgın sürücülerinden biri beni eziyor ve tutuklanıyorum. Böyle aksilikler olmasa bu oyunu söz verdiğim gibi 10 bölümde bitirebilirdim. Ama bu işle uzayacak gibi. Şu an 12 saatte biten oyunun 6. saatindeyim. Fazla yaklaşmadan tüfeğimi kullanıyorum bu sefer. Mike havalanıyor, pistte de bir sürü RPG var. RPG! RPG! Ben helikopterin peşindeyim, polisler de benim. Arada bir önüne geçip vuruyorum ama isabet ettirmesi çok zor. Attığım 5 roketten 4'ü boşa gitti. Ama bozuk bir saat bile günde 2 defa doğruyu gösterir. Torino o patlamadan sağ çıkamaz. Acaba? Hmm. Böylece bir bölümde Loco Syndicate ekibinin tamamını öldürmüş olduk. Woozy'nin görevine giderken yolda gümüş kupa simgeli bir görev gördüm. Kupa dediğin boş bir kasedir diyerek girdim. İçeride ortam mükemmel. Cult of Personality çalıyor, sanki Twisted Metal oynuyorum. 30 saniye zamanınız var ve diğer araçları patlatıp zamanı bitirmemeniz gerek ama çok araç var. Öyle böyle değil. Zaman ayrı bir sorun, yanınızda patlayan araçların size hasar vermesi ayrı bir sorun. Bir insan evladının bunu kazanması imkansız diyerek hırs yapıyor. Denedikçe deniyorum ve 9 dakika sonra Günlük sporumu da yapmayı es geçmiyorum tabii ki. Artık iyice kaslandım diyerek 320 ipsin altına giriyorum yani 145 kilo. Daha hızlı, daha uzun süre koşmama yardımcı olur diye de bisiklet. Bir yandan Instagram'da gezip güzel kadınlara bakarken bir yandan da pedalları çeviriyorum. Wuzi ve Carl konsol oynuyorlar. Sence hangi oyunu oynuyorlar? Tahminini yorumlara yaz. <laughs> Wuzi'nin yine bir konuda yardıma ihtiyacı var. Suda nasılsın? Yüzebiliyor musun diye soruyor. Carl hayır cevabını verince oyun size diyor ki bu görev için akciğer kapasiteni yükseltmen lazım. Ulan yazıklar olsun be. Biriniz de söylemedi bana. Tamam önceki bölümde iki kişi yazdı ama ben bu bölümü onu atmadan önce çekmiştim. Bilmiyordum. Hangi kızla sevgili olursam personal. kıyafeti alacağımı bile söylediniz. Ana hikayede tıkanacağım görevi söylemediniz. Ben de biliyorum ha sizin tekniklerden. La yumruk mücadelesine kılıç mı getirilir? Böyle mi öğrendiniz lan siz Bruce Lee'den? Suya gitmeliyim. Suya gitmeliyim. <laughs> suya gitmem lazım. Suya gitmem lazım. Bulduğum en yakın suya atlıyorum. Böylece suyun altında akciğerlerim patlayana kadar vakit geçirip su yüzüne çıkıyor. Bunu dakikalarca tekrarlıyorum. Ne kadar gelişmem yeterli olacak, bilmediğinden Huzinin yanına dönüyorum. Ama <laughs> aracımı getirdiğiniz için teşekkür ederim memur bey. Instagram'ı fazla kaçırarak PlayStation 1 karakteri gibi görünen Carlos'u da unutuyor, maalesef ölümüne sebep oluyorum. Bir oraya bir buraya olimpik sporcular gibi 24 dakika yüzerek vuziye dönüyorum, bu sefer de 8 ila 6 arasında gel diyor. Ara sahnenin değişmesinden anlıyorum ki yeterli olmuş. Kendisi yüzemediği için gemiye girip böcek yerleştirecek birine ihtiyacı var. E neden yüzemiyor ki diye soracak olursanız adam kör kör. Carl da pek istekli değil çünkü travmatik bir anısı var

Kaçmamız gereken Vietnamlılar da bunlar. Bu görev bana gerçekten panik yaptıran görevlerden biri oldu. Çünkü nefes kapasitem ucu ucuna yetti. Korumalar sizi gördüğünde dalıyorsunuz ama çıktığınızda hala sizi görüyorlar. Elimizde Mad Dog'un görevi gibi sadece bıçak var. Korumaları öldürüp böceği yerleştirdikten sonra aynı şekilde kıyıya dönmeniz gerek. Oyun burada bize bottur, teknedir herhangi bir şey vermeyerek ayıp etmiş. Böylece bir görevi daha tamamlayıp bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Bu zamana kadar seriyi takip ettiğiniz için teşekkürler destek olmak için like ve yorum atabilirsiniz kendinize iyi bakın hepinize görüşürüz